Yine yollara düştük. Bugün günlerden 7 Ocak 2024. Yanımızda yine doğacı dostumuz Mustafa Kıran var. Mustafa, şimdi biz nereye gidiyoruz? Nereye götürüyorsun bizi? Amanoslar'da Demrek Mağarası'na gidiyoruz. Yani Yarasa Mağarası denilerek biliniyor adı. Şu anda Hassa'dayız ve Hassa'da Demrek köyünde bulunan Demrek Mağarası'na gidiyoruz ve ayrıca burası Yarasa Mağarası olarak da biliniyor. İçinden yarasa gübresi çıkarılıyormuş. Daha önce çıkarılıyordu ama şu an faaliyette değil. Evet. Bakalım bizi neler bekliyor. Biz yollara düştük yine. Tepe lambamızı da taktık böyle. Yavaş yavaş mağaraya doğru gidiyoruz. Evet. Evet, tırmanıp yukarı mağaraya kadar, Demrek Mağarası'na kadar tırmandık ve mağaranın girişine geldik. Şimdi içeri doğru gireceğiz. Şöyle size Demrek Mağarası'ndan da vadinin de geniş yapısını gösterelim. İşte gördüğünüz gibi aşağılardan yukarı çıktık ve şu anda bu mağaranın içerisine giriyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. İşte oldukça yüksek bir mağara girişi. Gerçekten çok büyük. Ve işte kocaman bir mağara ağzı diyelim, mağara girişi. Ve şu an içerideyiz. Evet Mustafa, şu an mağaranın içindeyiz. Bir küçük bir kapı daha var herhalde büyük girişten şekilde, sonra. Yani böyle sağlı sollu döne döne bu şekilde gidiyor. Buranın adı dipsiz mağara. Yani sonu yoktur buranın. O zaman bu buradaki yöresel ismi galiba bu. Evet. Anladım. Normalde buranın ismi Demrek Mağarası. Demrek Mağarası olarak biliniyor. Evet. Şimdi içeri, yani şu büyük kapıdan geldik arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Evet, bu büyük genişlikten geldik. Ve şimdi bu küçük mağara girişinden tekrardan içeri giriyoruz. Bakalım bizi neler bekleyecek burada. Evet. Oldukça aşağı ilerledik. Tünel şeklinde de ilerliyor. Bundan sonrası düz gidiyor. Evet, düz gidecek şimdi. Şuraya az daha gelip seni gösterelim. Evet. Şimdi geçiş için demir bir köprü yapmışlar. Askılık köprü. Ha. Bu demir köprü buradaki yarasa gübrelerini çıkarmak için köylülerin yaptığı bir gübre. Yoksa burası çok tanınan, bilinen bir mağara değil arkadaşlar. Zamanla buradan dışkı çıkarmışlar. Bak, şunlar hep dışkı çıkarttıkları delikler. Buralardan. Bu şekilde gidiyor. Buradan içinden evet. Almışlar. Burası da oldukça yüksek olduğu için aşağı inmemek adına buraya bir demir merdivenler atmışlar. Evet. Bir köprü. Çekmişler. Buralardan, bu köprülerden gübreleri çekmişler. Yarasa gübrelerini. Şu anda biz köprüde ilerliyoruz. Burada iniş yapmışlar. Evet. Buradan aşağı merdivenler yapılmış. Tavanlarda bu merdivenlerden insanlar hayvan gübrelerini çekmişler tavanlara da. Ama çok uğraşılmış bu köprü için. Bayağı bir zaman çektiler yani. Hani, evet. Bayağı bir uzun bir zaman çektiler. Şunlara da gösterebilirsin. Evet. Burada yarasa dışkıları çuvallamışlar bu şekil. Toprağa dönüşmüş artık. Şu anda gördüğünüz arkadaşlar bu çuvallar içerisinde yarasa gübreleri zamanında işte bakın buralarda stoklanmış ve buralardan çuvallar dolusu çekilmiş ama bunlar götürülmeyenler. Anladığım kadarıyla burada kalmışlar. Evet, işte çuvallar burada. Bakın çürümüş hepsi. Ve şu anda bastığımız her yer vıcık vıcık hayvan gübresi. Ama şu an yarasaları göremiyoruz daha. İşte bir tane ölmüş yarasa. İşte doğanın. Evet, şu anda mağaranın içerisindeyiz. Demrek Mağarası'nın
Mustafa, tahmini ne kadar uzunluğu buranın? Yani bunun sonunu kimse bilmiyor. Yani ne kadar olduğunu. Evet. Biz en son herhalde tahmini bir 700-800 metre kadarına gittik. Belki 1 kilometre gittik. Ama sonu yoktur. Evet. Yani gittikçe böyle bazı yerler zorlu, bazı yerler kolay. Bu şekil devam ediyor bu mağara. Yani şu deliklerden, şu karşıya da ışıtabilirsek, evet, bu deliklerden geçmemiz gerekiyor ama şu aşağıda da bir... Şu bizim gideceğimiz yol. Evet. O tarafa gitmedik biz, yol burası. Ha, ama sağ taraf olarak gittik. Sonunu biz bulamadık. Evet, aşağısı bu, çukur şu anda... Evet, burada köylüler de bulamamış. Evet. Zaten adı dipsiz mağara diyen onun için. Ondan dolayı. Şu anda zaten yarasaların sesini de arkada... Bu şekil sürekli dönüyorlar işte. Bak, konuyorlar. Evet, şu anda yarasalara ulaştık. Gördüğünüz gibi tavanda oldukça yüksekteler. Yarasalarla birlikteyiz. Şöyle. Evet, Demlek Mağarası'nın içerisinde gördüğünüz gibi yarasalar. Bu yarasaların gübresini buradan alıp tüm dünyaya pazarlamışlar. Ve Demrik Mağarası'ndan çıktık arkadaşlar. Şu tepe lambamızı kapatalım. Heh. Şimdi herkes AVM'lerde dolaşır. Bizi kesmediği için bizim AVM'lerimizde böyle doğal mağaralar. Bu mağaraların içerisinde çamurda, pislikte dolaştık. Ellerimiz, vücudumuz, ayakkabılarımız böyle. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Evet. Her yer çamur. Ve mağaradan çıktık. Harika bir geziydi. Onu söyleyelim. Muhteşemdi. Dört dörtlüktü. Evet. Bu mağarada dolaşmak yerine AVM'lerde de dolaşabilirdik ama işte suçlusu bu Mustafa Kur'an. Mustafa Kur'an arkadaşımız bizi getirdi buralara kadar. Sağ olsun. Biz de mağaranın içindeydik. Mustafa, seni şöyle kamerama doğru alabilir miyim? Bir teşekkür sana Demrek Mağarası'ndan. Evet arkadaşlar, işte buraların müdavimi, rehberimiz, gönüllü doğa dostumuz Mustafa. Çok teşekkür ederiz. Size teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sağ ol. Çünkü senin sayende bu güzellikleri gördük, Demrek Mağarası'nı. Teşekkür ediyoruz Mustafa tekrar. Rica ederiz. Evet, görüşmek üzere. Demrek Mağarası maceramızda böylece son buldu.